Meslek hayatımda böyle bir şeyi ilk kez tanıklık ediyorum sevgili Derya. Yani terör örgütlerinin yaptığı bir şeyle yapıyor. Yani maalesef terör örgütleri böyle cinayet anlarını falan böyle canlı yayında açıyorlar ya. Muhammed de tıpkı onlar gibi senin kızını öldürürken ve vahşice öldürürken o sırada canlı yayın açıyor ve canlı yayını da 3 kişiye izlettiriyor. Bunlardan bir tanesi Başak, bir tanesi Amanda, bir tanesi de Ali denen bu Suriye uyruklu kişi. 3 kişi ama Amanda bu cinayet anını canlı yayında tanıklık eden Amanda da bunu bize anlattı. Ya inanamıyorum yani. Başak o sırada Nihal'in öldürüldüğünü, kızının öldürüldüğü ana tanıklık etmiş ve izlemiş. Öldürme anını izlemiş. Şu anda gözaltına alınan var ya sevgili, Muhammed'in sevgilisi. İzlemiş. Ya böyle bir şey olamaz yani. Muhammed'in ne kadar bir öfkesi var. Ama her şey aslında, yani Nihal'le aslında Muhammed'in arası iyi. Ne zaman Başak evli bu kadın aslında sevgili izleyiciler. Ne zaman devreye giriyor her şey değişiyor. Hep bunun yüzünden Didem Hanım. Evet. Ben baştan beri söylüyorum zaten. Muhammed de Nihal'in arasını açıyor. Arkasından da araya giriyor. Yani şu anki aldığımız bilgilere göre araya giriyor. Arkasından da Nihal'i ortadan kaldırmak için de plan yapıyor. Muhammed'e de talimatlar veriyor. Oysa bize tanımadığını söylemişti değil mi? Evet. Ne demişti sana? Sana kızın 9 Ekim'de senin kayboluyor Antalya Serik'te. Evden çıkıyor daha doğrusu gidiyor. Sen bir merdiven almaya komşuya gittiğinde kızın apar topar evden gidiyor. Bir daha haber alamıyorsun 9 Ekim'den bu yana sevgili izleyiciler. Sonra 1 Mayıs'ta ailenin evi eline bir fotoğraf ulaşıyor. O fotoğrafta boğazı kesik olan bir kadın fotoğrafı var. Ve o maalesef Derya'nın kızı. Nihal 24 yaşındaki işitme engelli kızımız. Yani korkunç bir şeyden bahsediyoruz yani. Nihal evden gittikten sonra Başak Derya'ya bir yazı gönderiyor yani. Muhammed'le ilgili Nihal'in fotoğraflarını gönderiyor. Ama nefret ediyor. Öldürülme anına tanıklık etmekle yetmemiş. Kinini hıncını alamamış. Nihal'den o kadar nefret ediyor. Bir de annesine yazılar falan gönderiyor. Hiç bahsetmedin mi kızım bu şeyden senin? Hiç bahsetmedi Didem Hanım. Ama bu cinayetin kilit ismi Başak. Gözaltına alınma anlarını bir daha izleyelim. Çeksinler cezasını Didem Hanım. Tabii ki çeksinler. Gün yüzü görmesinler inşallah. Gelsin ekranlara tekrar şu gözaltı görüntüleri. Nihal Baba Yiğit'in şüpheli kaybını araştırmaya devam ediyoruz. Saatlerimiz 8.15'i gösteriyor. Şu anda Nihal Baba Yiğit'in eski imam nikahlı eşi Mehmet Muhammed'in ailesiyle birlikte yaşamış olduğu evin önündeyiz. Batman Kozluk'tayız. Cinayetin kilit isimlerinden biri olan Başak hakkında Serik Soruşturma Savcısının talimatıyla Başak'ın şüpheli olarak gözaltına alınmasına karar verildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Mehmet Muhammed'in evinde Başak'ı almak için geldiler. Şu anda Başak'ın yaşamış olduğu Mehmet Muhammed'in ailesinin evinde bir arama çalışması yapılıyor ve Başak'a ait olan elektronik cihazlara el konulacağına dair de edindiğimiz bilgiler arasında. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şu anda Başak'ın yaşamış olduğu Mehmet Muhammed'in ailesinin evinde arama çalışmaları yapılıyor ve Başak'a ait olan eşyalar şu anda ekipler tarafından kontrol ediliyor. Evde arama çalışmalarını tamamlayan Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şu anda Başak'ı gözaltına aldılar. Başak'ın şu anda ellerinde kelepçe var ancak kendisi kelepçeli ellerini başörtüsüyle kapatmış durumda. Başak'a baktığımızda şu anda kendisinin korku dolu yüzünü görüyoruz. Ellerini şöyle detaylı bir şekilde tekrardan göstermek istiyorum. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan Başak elleri kelepçeli bir şekilde ellerini kapatmış ve şu anda sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürülüyor. Evet, Başak şu anda Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından arama çalışmaları yapılan Mehmet Muhammed'in ailesinin evinden alındı. Sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye götürülüyor. Evet, gözaltına alınan Başak şu anda Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından elleri kelepçeli bir şekilde sağlık kontrollerinin tamamlanması için Kozluk İlçe Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan Başak şu anda Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tekrar ekip arabasına bindiriliyor ve elleri kelepçeli, ellerini de yazmasıyla kapatmış durumda. Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri tamamlanan Başak şu anda ekipler tarafından Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Başak'ın tüm işlemlerini tamamladı. Emniyet ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Başak şu anda elleri kelepçeli bir şekilde emniyet aracına bindiriliyor. Emniyet ekibinin aracına bindirilen Başak şu anda soruşturmanın tamamlanması için Antalya'ya doğru yola çıkıyor. Batman'da gözaltına alındı. Orada görev yapan kadın polislere ayrıca sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiyle onları kucaklıyorum. Çok teşekkür ediyorum ama özellikle asıl büyük teşekkür Kozluk İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Hakan Nakış Yapar ekibine ve Kozluk İlçe Olay Yeri İnceleme ekibine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsunlar, Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten öyle. Gerçekten öyle. O kadar büyük bir emek, inanılmaz büyük bir emek var gerçekten. İnanılmaz büyük bir emek var. Şimdi Başak böyle gözaltına alındı ama Başak normalde biz kendisiyle canlı yayın yaptığımızda, hatta Sevda'ya git lütfen bir konuşsun, bunlar niye konuşmuyorlar? Kendilerini eve kilitlemişler. Recai Bey ondan sonra o Başak'a da sahip çıkıyor. Senin kızına göndermişler. Evli kadını evlerine almışlar. Bir de onların oğulları çocuk yapmış. Evli kadını evde tutuyorlar. Diyoruz ki Başak kilit isim konuşuyor. Yok efendim konuşamazsınız. Ama en sonunda Başak dışarı çıktı ve biz onunla yaptığımız röportajda dedi ki tanımıyorum dedi. Tanımıyor, hatırlıyor musunuz? Tanımıyorum dedi yani. Böyle bir şey olabilir mi? O anları bir ekranlara getirelim. Nasıl yalan söylediğini buyurun bir hatırlatayım ben sizlere. Cinayetle ilgili senin de orada olduğun bir görüntü geldi. Sen orada mıydın? Nihal'le hiç bağlantım yok. Ben onu görmedim. O sırada orada değildim. Nihal'i tanıyor musun? Nihal'i tanımıyorum. Genelde evde yaşadığım için dışarı çok çıkmıyorum. Çocuğumla ilgileniyorum. Dışarıyla alakam yok. Telefon kullanmıyor musun? Hattım yok, kullanmıyorum. Yok, hiç telefonum yok. Sıfır. Boş. Sıkılınca internete giriyorum. Tabletten oyun oynuyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Başak'ın bir tane görüntüsünü ben gördüm. Görmek zorunda kaldım. Ya şöyle söyleyeyim sevgili izleyiciler. Açıklayacağım ya. Yani anlatacağım en azından. Açıklayın Didem Hanım. Hayır, ekranlara getiremeyeceğim bir görüntü. O kadar müstehcen bir görüntü. Üst bölgesi tamamen çıplak. Tamam mı? O sırada Muhammed'le görüşüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Müstehcen. Üst tarafı tamamen. Muhammed de bunları kaydetmiş. Hatta o sırada başkaları da kaydetmiş galiba. Ekranda gördüğünüz azmettirici olduğu söylenen Başak üst tarafı çılçıplak, yok hiçbir şey. Muhammed'le görüşüyor. O şekilde Muhammed'i kafalıyor. Nihal'le arasını bozuyor. Sonra da iddiaya göre talimat veriyor. Bu Başak denen kadın zavallım senin kızını öldürtüyor yani. Ya inanılır gibi, ben o görüntüye inanamadım sevgili izleyiciler. Yani ne ekranlara getirebilirim ne Instagram'da yayınlayamam yani. Hiçbir yerde yayınlayamayacağım bir görüntü yani. O kadar müstehcen bir görüntü. Evden çıkmıyormuş ya Didem Hanım. Çok ne çıkmıyor efendi canım? Uslu biri ya. Eski görümcesi neler dedi. Hı. Hatta eski görümcesi dedi ki biz onun fuhuş yaptığından bile şüpheleniyoruz dedi. Acaba senin kızına ne yaptılar? Bir şeyler yaptırmaya çalıştılar. Ama büyük bir olasılık, hep bunu söyledim ben. Yani Başak bir aşk cinayeti bu. Başak yüzünden senin kızın ortadan kaldırılıyor. Maalesef ama maalesef yani. Olacak iş değil yani gerçekten. Arkasından da talimat veriyor. Ah Derya'cığım ya. Bunlar daha önce adalet önüne hesap verirlerdi. Sen zamanında konuşsaydın biliyor musun? suçlu ama kendini biliyorum ama ben yine de kızıyorum yani bir şey olunca ne olur gidin hemen şey ya, ne olur başvurun ya. Sen hemen gitseydin. Fatma kızı kaybolunca jandarmaya gitseydi. Suzan hak anlıyorum daha da işte geçim derdinde o aşağı inseydi. Her şey çok farklı olurdu ya. Ama Allah'a şükürler olsun sonuç alıyoruz yani bak. Öyle de böyle sonuç ama işimiz daha da zor. Önemli değil ben zorlaşayım. Ben gece gündüz çalışayım saatlerce günlerce yayın yapayım. Bunlar pişmanlık gözyaşları mı? Acı gözyaşları mı? Derya. Uf ya çok da üzülüyorum yani suçlamak istemiyorum ama. Yani empati yapmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyorum ama zorlanıyorum anlamakta. Kurban olayım yani. Canım benim ya, canım benim. Çok zor, biliyorum çok zor. Ama bunları da anlatmamız lazım, aktarmamız lazım. Canım çok yanıyor Didem. Canım niye bu kadar yanıyor? Şuna baksana Didem Hanım. Evet ya. Ne istediler bundan ya, ne istediler? Ya sana gelip söyleselerdi, bir şey deselerdi, senden yardım isteselerdi. Kızına niye kıyıyorlar ben onu anlamıyorum. İsteselerdi Didem Hanım, isteselerdi. Peşini bırakmadı ya, diyorum Didem Hanım, geçtim. Peşini bırakmadı. Ya her şeye geçtim, her şeye geçtim. Gerçekten terör örgütlerinin, teröristlerin uyguladığı bir yöntemle. Canlı yayın açarak. O sırada senin kızını öldürürken 3 kişiye bunu izlettirmek ne demek ya? Ya gerçekten anlamakta zor. Ben hayatımda bir şey görmedim yani. Neden? Bu nasıl bir vahşet? Bu nasıl bir öfke? Bu nasıl bir kin? Bu nasıl bir kızgınlık? Senin bu kadar zavallı, kuş kadar kızdan, işitme engelli kızdan alıp veremediğin ne? Nefret etmiş ya. Nefret ettirilmiş. Çünkü kendileri gibi değildi Didem Hanım. Ya gerçekten anladım. Kendileri gibi değildi bu kızım benim. Yani herhalde ya fuhuş yaptırmak istediler ya bir şeyler yapmak istediler, bir şey yaptılar, yapmak istemişler senin kızına. Ya bu bebek yüzünden olan bir cinayet değil yani. Hep sen onu söyle. Benim kızım bebeği aldılar, benim kızımı gönderdiler, öyle yaptılar, böyle yaptılar. Öyle değil yani. Şimdi verelim o şeyi, cinayetle ilgili nasıl şey yapmış, yani bu cinayeti işlemesi için nasıl talimat verdi. O hazır mı arkadaşlar o video? Tamam verelim o Başak. Onu peki Instagram'a birazdan koyalım onu. Birkaç montajla ilgili bir şey varmış. Ha, koyuyor musunuz? Yani Başak, Ali ve Amanda. Üçü cinayeti canlı yayını nasıl izlediklerini kendi aralarında konuşuyorlar. Ama Amanda en sonunda diyor ki ben buna dayanamıyorum dedi ve bize konuştu. Daha önce niye söylememiş? Ekibim bize konuştu ve bizim tercümanımız vasıtasıyla da bildiği her şeyi itiraf etti ve anlattı. Çok büyük itiraflarda bulundu. O şimdi Amanda'nın canlı yayını izleyen, cinayet anını canlı izleyen Amanda'nın bize anlattıkları Başak nasıl talimat vermiş, ne olmuş onu şu anda arkadaşlarım Instagram'da yayınlıyorlar. Didem Arsan Yılmaz'da Vazgeçme'de yayınlıyorlar. Peki sen bu cinayetin, sen kızın evden kaybolur kaybolmaz işlendiğini mi düşünüyorsun? 9 Ekim'de gidiyor ya. Ben öyle düşünüyorum Didem Hanım. Çünkü bir gün önce senin kızın Muhammed'le konuşuyor. O Muhammed'in o öfkeli görüntüleri hazır mı? Onu bir verelim mi?